Öncelikle bugün İzmit Belediyesi'nin son günlerdeki kamuoyunu meşgul eden billboardlardaki vakıf ve araç satın alınması ile alakalı konuya neden geldik? Bugün neden bunu konuşuyoruz? Kısaca izah edeyim. 3,5 yıldan bu yana yapılan Cumhur İttifakı meclis üyeleri olarak yapmış olduğumuz denetim raporlarında ortaya çıkan ihalesiz olarak verilen işlerin birçoğusunun belediye başkanının çevresindeki kişiler, yeğeni, il başkanının yeğeni, milletvekillerinin kardeşi gibi kendilerine yakın olan kişilere ihalesiz olarak verilen işler olduğunu daha önce tespit etmiştik. Şu anda da bu firmalardan bir tanesinin önündeyiz. Belediye başkanının kendisinin yeğenine ait olan bir firmanın adresindeyiz. Ancak burada böyle bir şirket ne tabelası ne kendisi ne de hiçbir şekilde bir bilgi bulgu bulamadık bu şirketle ilgili. Bu şirketin bağlantılı olduğu şirketlerle beraber, kendi eşlerine ait olan, yakınlarına olan firmalarla beraber bizim tespit etmiş olduğumuz en son 2 milyonun üzerinde doğrudan temin işler vardı. Ve biz bunun gibi doğrudan teminle iş verilen firmaların birçoğusuna gittiğimizde çoğusunun paravan şirket dediğimiz yerinde bulunmayan, hiçbir şekilde sahibinin kim olduğu, tabelası bile olmayan şirketler olduğunu son günlerde tespit ettik. Doğrudan teminlerle bu şekilde 3,5 yıldır verilen işlerin totali 100 milyonun üzerindedir. Bunun dışında da yine doğrudan temin olmayıp ancak açık ihale yapılmayıp içeriği bilinmeyen bir sürü firmalar, bir sürü işler vardır. Bunların rakamları da yine belediyenin bütçesine göre çok yüksek rakamlıdır ve bunların da yine yerlerine gittiğimizde hiçbir şekilde bu firmalara rastlanmamıştır. Son günlerde yapılan bu karalama kampanyasının, bu afişlerle yapılan yalan propagandanın esas nedeni işte bu firmalara verilen bu işlerin ve bu konuların İzmit'te konuşulmaması ve bu konuları herdeleme yapmak için son günlerde bu yola başvurulmuştur İzmit Belediye Başkanı tarafından. Ayrıca 2 yıldan bu yana aşağı yukarı takip ettiğimizde Ersan Şen'i de kendilerine bir şekilde oyuncak etmişler. Televizyonda katılmış olduğu programlarda hiçbir bilgi ve belge sahibi olmadan bu konularla alakalı kamuoyunu yanıltma yoluna kendisi de girmiştir. Ben daha önce İzmit Belediye Başkanı'na bir çağrı yapmıştım. Gel canlı yayında bunları konuşalım diye. Dilerse kendisine oyuncak ettiği Ersan Şen'i de beraber yanına alarak bu konuları konuşabiliriz. Ben size son olarak şunu da söylemek istiyorum. Vakıf ve araç satın alınması konusuyla ilgili yapmış oldukları yetki vermediler yalanının doğrusu komisyon olarak bizim yazmış olduğumuz raporlarda mevcuttur. Vakıf üzerinden yapılan yalan ve karalama kampanyasının doğrusu buradadır. Plan ve bütçe komisyon raporumuzda İzmit Kültür Sanat Eğitim Vakfı ile protokol yapılabilmesi için belediye başkanına yetki verilmesi uygun görülmüştür diye komisyon raporumuz buradadır. Bir diğer konu olan araç satın alınmasıyla ilgili olan araçların belediyenin öz kaynaklarıyla tümünün satın alınmasına yetki verilmesine, eğer bir kredi talebi varsa da kiralama detaylarının komisyona sunulduktan sonra bu bilgiler ışığında değerlendirilmesine diye bizim komisyon raporumuz vardır. Esasen iki konuyla ilgili de biz İzmit Belediye Başkanı'na yetki vermiş olmamıza rağmen az önce söylemiş olduğum gibi bu İzmit'teki soygunun, talanın ve yalanların perdelenmesi için sahnelenmiş bir oyun izlemekteyiz. İzmit Belediyesi'nin resmi komisyon raporlarıdır. İkisinde de burada yalan olduğu ortadadır. İşte burası da bugün önümde bulunduğumuz yerde İzmit Belediyesi'nin doğrudan teminle iş verdiği ve İzmit Belediye Başkanı'nın yeğenine ait olduğu iddia edilen ticaret sicilinde de adresin gözüktüğü yer burası. Ancak burada ne ilgili firma ile ilgili bir tabela ya da bir bilgi belge mevcut. Zaten buradaki hiç kimse tanımıyor. Ayrıca içeriye girdiğimizde de öyle bir firmanın olmadığını tespit ettik.